Sevgili kardeşlerim. Nisa Suresi 58. ayette şöyle buyrulmuş. Allah size emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Bu ayet-i kerimede emanetleri ehline vermemiz emredilmiş. Bu bir hayat düsturu olup bütün işlerimiz için geçerlidir. Madem Rabbimiz bizlere her emaneti ehline vermemizi emretmiş o halde cevabını bulmak zorunda olduğumuz soru şu. Kitap ve sünnetten hüküm çıkarmak ve bir meselede fetva vermek yani iştihat yapmak bir emanettir. Acaba bu emanetin ehli kimdir? Ve bu emanet kime verilecektir? Mesela İmam Malik ki sünnete son derece bağlı birisi yaşlandığı zamanlarda bile Medine'de bir hayvana binmez ve şöyle derdi. Allah'ın peygamberinin metfun olduğu bu şehirde ben hayvana binmem. Resulullah'ın bedeninin gömülü olduğu bir toprağa hayvan üzerine basmaktan haya eder. Hadis rivat edeceği zaman önce abdest alır, temiz ve güzel elbiseler giyer, güzel kokular sürünür, sonra büyük bir saygı ve vakar içinde hadisi naklederdi. Acaba böyle bir edep abidesi mi fetvada ehildir, yoksa iştihat adıyla dini bozan edepsizler mi? Yüz bin hadisi senetleriyle ezberleyene hadis hafızı denir hadis hafızları dahi fıkhi meselelerde müştehitlere tabi oluyordu. Acaba hadis hafızlarının dahi kendilerine tabi olduğu mezhep imamları mı iştihatta emanet ehlidir? Yoksa yüz bin değil, yüz hadis bile ezberinde olmayan cahiller mi? İmam Gazali, İmam Rabbani, El Cessas, İmam Suyuti, Abdülkadir Geylani, said Nursi gibi asırlarını ilimleriyle ve takvalarıyla aydınlatmış binlerce alimler dört mezhep imamından birine tabi oluyordu. Acaba bu büyük zatların kendilerine tabi olduğu dört mezhep imamı mı fetvada emanet ehlidir? Yoksa bu zamanın takva ve ilim fakirleri mi? Evet, Kur'an bize her işte emaneti ehline vermemizi emrediyor. Söyleyin dostlar, iştihat emanetini vereceğimiz ehil kimdir? Biz başta dört mezhep imamını ve diğer müştehitleri kabul ediyoruz. Artık kim neyi isterse onu kabul etsin, Allah'a emanet ol.